Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi siyaset akademisinin temellerini atan partimizin kurucu ARGE başkanlarından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Bilgiler'e arz ediyoruz. Değerli kardeşlerim, sadece size bu tabirle selamlamak istiyorum. Siz bizim kardeşlerimizsiniz. Bu memleketin çocuklarısınız. Size hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar, bu parti bir ihtiyaçtan doğmuştur. Toplumsal taleplerin bir program dahilinde uygulamaya geçirilmesidir siyasi partidir. Ben de bunun kuruluşunda bulundum. Ve kurucu ARGE Başkanı olarak da eğitimi önce kendimizde başladı. Biraz önce Fatih kardeşim akademiden bahsetti. Bunun temeli önce başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere biz kurucular kendi içimizde bir söylem halinde oluşturmak üzere eğitime başladık. Ondan sonra da hem partinin, hem kadınlar kolunun, hem gençliğin hepsinin illerde de dağılımları vardı. Ve bu eğitimlere biz başladık, il il dolaştık. Ordu'ya da geldik, Fas'taki otelde çalışmalar yaptık. Giresun'da, Samsun'da, tüm illeri paylaştık. Önce kendimize eğittik. Sonra dağıldık. Ve bunun neticesinde 287 bin kişi eğitildi. Bu kadro kolay yetişmedi. Aslında parti 2001 yılında kuruldu. Bu parti aslında tarihin kuruluşundan beri var. Dürüstlük ve etiğin, ahlakın sembolü. Ve temelinde sünnet-i seniyeler. Temelinde sünnet-i seniyeler. Emredildiği gibi dost doğru olur. İki gün birbirine eşit olmasınlar. Bilenle bilmeyen bir olur mu var. Emeği hemen ödenmesi var. Yani deyim nerede olsa git al var. Çin'de de olsa git al var. Ama bu aslında parti şuna dönüşmemeli. Bir makam peşinde koşma aracı olmamalı. Allah zaten nasip etse olursunuz. Siz yolunda bulunun. Dürüst olun. Çalışmalarınızı yapın. Yani burada eğer o yazıldıysa ve o yolda da siz bulunduysanız Allah onu nasip edin. Yani burada öyle şeyler oldu ki bu siyaset döneminde bu parti değil, bundan önce de biz Erbakan Hoca ile beraber çalıştık, Turgut Özal Rahmetli ile beraber çalıştık. Yani onlara kiminde danışmanlık yaptık, kimine genel müdürlük yaptık. 50 yıldır çalışıyorum. Çoğunuzun yaşından fazla. 50 yıl, hatta 2-3 işi birden yaptık. 2 ile çarparsan 100 yıllık tecrübe oldu. Teknoloji projeleri önemli. Limanlar yapıyoruz. Turizmle ilgili çalışmalarımız var, tarımla ilgili çalışmalarımız var, yazılımla ilgili çalışmalarımız var, enerjiyle ilgili var. Mesela şu anda biz ne yapıyoruz? Akkuş'ta çok iyi bir rüzgar potansiyeli yaptık. Rüzgar enerjisinden kendi santralımızı kuracağız. Belediyenin ihtiyacını oradan karşılayacağız. Daha ucuz enerji yapacağız. Bunu yaptığımız zaman belki de Ordu'yu 3 vadiye çalıştıracağız. Hava karnacı kimse evet. 12 lira, 1 lira kadar ticaret yapacaksınız, üretim yapacaksınız. Bu da önemli şeydir. Mesela su akıyoruz, biz bakıyoruz. Bakanlığın döneminde 54 tane HES yaptık. 6'da 1'i ordunun enerjisini yetiyor, karşılıyor. 6'da 5'i satıyoruz. Daha ben Melet Irmağı'ndan o ırmak akardı. Biz 5 numaralı gaz lambasıyla otururduk. Şimdi bunu kendimiz yapıyoruz. Öbür taraftan yine sular akıyor. Allah nasip etti, belediye başkanı oldu. Geldim, baktım, ya şunları boşa atıyor. Bunlar 19 ilçenin 16 suyu iyi çıktı. Çatalcılar daha uygun çıktı. Şimdi inşallah nasıl olursa ondan damacanalara koyup onları satacağız. Boşa atan suları. Boşa atıyorsun. Şimdi yaylalar ne yaptık? Yaylaları devreye aldık. 3 ay değil, 12 ay oldu dedik. Kışın da güzel dedik. Tam başında mesela Mayıs ayına kadar evler dolu. Bunun keyif alanı var, bunun akkuşu var, bunun efendim akkuşu işte köyü var. Yani acayip zengin bir yerdeyiz. Hep çalışmamızı bekliyoruz. Süreç içerisinde bize vermiş olduk katkılarını çok teşekkür ediyoruz. Allah başımıza teşekkür ederim.